Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerindir. Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur Süleyman tapınağı tam 7 yılda inşa etti. Ama bu sefer evini inşa etmenin süresi iki katına çıktı. Bunun bir göstergesi var. Rabbin evinin girişindeki iki sütunun isimlerinin anlamı nedir? Yakin ve Boğaz. Onların arkasındaki manevi dersler nelerdir? Havza kutsal mekana girmeden önce dış avludaydı. Duadan önce leğen ve suyla yıkanmak bize ne anlatır? Sevgili izleyiciler, sizi ve her yerdeki tüm izleyicileri günlük çalışma programımız Kutsal Yazıların yeni bölümüyle selamlıyoruz. Pazartesi ve Cuma günleri arasında Yaradılıştan Vahye kadar Kutsal Kitab'ın tüm kitaplarının tam bir incelemesini sunduğumuz programımıza hoş geldiniz. Çalışmamızda eski ahitteki tarihi kitaplardan biri olan Birinci Krallar kitabına ulaştık. Bugün Tanrı'nın izniyle Birinci Krallar 7. ve 8. bölümleri inceleyeceğiz. Önce konuklarıma hoş geldiniz demek istiyorum. Doktor Esam Ezat, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kalet Filipos kardeş, hoş, hoş geldiniz. Onur duyduk. Sağ ol. Değerli misafirlerimiz, sizler de stüdyomuza hoş geldiniz. Onur duyduk. Doktor Esam 7. bölümde kutsal kitap bize Süleyman'ın 6. bölümün sonunda tapınağın yapımı Süleyman'ın 7 yılını almıştı diye söylemesinden sonra evini inşa etmek için geçen zamanı anlatır. Tapınak olan Rabbin evi onun 7 yılını aldı. Bölüm 7. Süleyman kendine yapımı 13 yıl süren bir saray yaptırdı. 7 yılda Rabbin evini, 13 yılda kendi evini inşa etti. Bunu yorumlar mısınız? <laughs> Elbette. Kutsal kitaptaki her kelimenin belirli bir amacı vardır. Ee, Süleyman'ın kendi evini inşa ettiği ve Lübnan ormanının evini inşa ettiği için mimarlıkla çok ilgilendiği açıktır. Ayrıca Firavun'un kızı için büyük bir ev inşa etti ve orada yaşamak için taşındı. Bin ev ve bin saray. Ve diğer eşler için ev inşa edip etmediğini bilmiyoruz ama her eş kendine ait bir ev isteseydi bin ev yapacaktı. Görkemli olmayı sevdiği aşikar bunu görkemin tezahür ettiği Rabbin evini inşa ederken bile görebiliriz. Ama kendi evinin Rabbin evinden daha görkemli olduğu açıktır. Belki de Rabbin evini Rabbin ötesine geçemeyeceği özel talimatlara göre inşa etti. Ölçülerde sayılarda farklılık var ama iki sütun dışında başka bir şey eklenmedi. Ancak kendi evinin boyutları Rabbin evinden tamamen farklıdır. Sütunlar sütunların üzerinde sedir kirişler bulunan dört sıra sedir sütunun üzerine inşa edildi ve 45 sütun üzerindeki odaların üzerinde sedirle kaplıydı. Görünüşe göre çok muhteşem bir ev inşa etmiş. Tanrı'nın evinden çok daha görkemli olduğu açıktır. Daha fazla çaba ve zaman aldı. İhtişam ve görkem sevgisini şimdiye kadar yapılmış en görkemli evi kendisi için inşa etmesine yol açtığını düşünüyorum. Bu yüzden burada alabileceğimiz pratik öğütleri istiyorum. Tanrı'nın işinden çok kendi kişisel işleriyle ilgilenen insanlar. Bize bir öğüt verin. Hagay kitabına geri dönelim. Bence bu Rabbin evini ihmal eden bir millete karşı en iyi doğrudan öğüt. Ama çok güzel bir şekilde kendi evlerini inşa etmek için ellerinden geleni yaptılar. Rab, peygamber Hagay aracılığıyla Şatil'in torunu Yahuda valisi Zerubbabel ve Yahuşadak oğlu baş kahin Yeşuya ye seslendi. Her şeye egemen Rab diyor ki: "Bu halk Rab'bin tapınağını yeniden kurmak için vakit daha gelmedi." diyor. Sonra Rab peygamber Hagay aracılığıyla şöyle seslendi: "Bu tapınak yıkık durumdayken sizin ağaç kaplamalı evlerinizde oturmanızın sırası mı?" Her şeye egemen Rab diyor ki: "Şimdi tuttuğunuz yolları İyi düşünün. Bu Tanrının evinden çok evimle ilgilendiğimde ve evim çocuklarım değil, evin ihtişamıyla daha çok ilgilendiğimde kalplerimizin doğru olmadığı anlamına geliyor. Ya da kişisel gelir. işlerim. Kişisel ilişkilerim, kişisel ilgim, kişisel görkemim yanlış olan kendi hırslarım ve Hagay kitabının geri kalanı bize bunun yaşamda seçim yaparken yorgunluk gibi sonuçlarını gösteriyor. Doğru. Kalet kardeş aynı bölüm. 7'nin 13. ayetinde Kral Süleyman haber gönderip Sur'dan Hiram'ı getirdi. Hiram'ın annesi Naftali oymağından dul bir kadın, babası ise surlu bir tunç işçisiydi. Hiram, tunç işlemede bilgili, deneyimli, usta biriydi. Bize bu Hiram hakkında bir ön fikir verebilir misiniz? Bu çalışmada oynadığı rol nedir? Aslında Hiram adında iki kişi vardır. Davut'un ölümünden sonra yeni kral ve tahtın varisi Süleyman'a özen gösteren, Davut'la arası iyi olan Sur kralı Hiram. Ancak 13. ayette adı geçen Hiram, Surlu bir adamdır. Ancak Sur kralı değildir. Sur'da yaşadı ve Tanrı ona özel hediyeler ve potansiyeller verdi. Sanırım Süleyman'a ee, o kişiden özellikle de Hiramın annesinin 12 kabileden birinin üyesi olan Yahudi olduğu söylendi. Süleyman Hiram'ı Tanrının verdiği potansiyellerini ve armağanlarını en iyi şekilde kullanması ve Rabb'in ona verdiği bilgelik ve anlayışla Rabb'in evinde metallerden doğru nesneler yapması için çağırmaları için adamlarını ona gönderdi. Aslında kendimizin yapamayacağımız bazı şeyler olduğunu, ancak diğerlerinin iyi yapabileceğini bilmek oldukça önemlidir. Bu yüzden de bir şey yapamadığımızda müdahale etmemeliyiz. Tanrı'nın bunları yapmak üzere çağırdığı kişilere izin vermeliyiz. Örneğin İsrail çöldeki çadırı yaptığında ve Tanrı şartnameleri Musa'ya verdiğinde kendisinden yapmasını istemedi ama bunun yerine Tanrı'nın çağırdığı kişilere şans verdi. Hiram Tanrı'nın yeteneklerini ve potansiyellerini Rabbin evinde böylesine hassas ve ince işler yapmak için kullanmak üzere çağırdığı kişilerden biriydi. Hem de en önemlisiydi. Böylece Rabbin eviyle ilgili şeylerin Tanrı'nın yetki verdiği insanlar tarafından yapılması gerektiğine dair pratik bir ders öğrenebiliriz. Öyle değil mi? Tanrı mahrum Ve görevlendirilmiş. Etmedi. Evet doğru. Ve Tanrı'nın özel bir çağrısıyla görevlendirildi. Tanrı'ya uygunsuz gelecek meseleleri karıştırıp durmak yerine. Doğru. Şimdi bir ara verip sonra stüdyodaki konuklarımızdan soru alalım. Sevgili izleyiciler aradan sonra görüşmek dileğiyle. sorusunu almak için tekrar döndük sevgili izleyiciler. Sorunuz lütfen. Ee, birinci Krallar 7'ye 14'te Hiram'ın annesinin Naftali kabilesinden dul bir kadın olduğunu okuduk. Ancak ikinci tarihler 2'ye 14'te onun Dan kabilesinden olduğunu okuduk. Hangi kabileden? Peki hangi kabileye ait? Naftali mi Dan mı? Bence bu büyük bir mesele değil çünkü belki annesi ve babası farklı kabilelerden. Çözümlerden biri bir kişinin annesine veya babasına ait olabileceğidir. İkinci çözüm bir yerde yaşamış olabileceği ancak başka bir yerden gelmesidir ve bu kutsal kitapta garip değildir çünkü Hannah'nın kocası Elkanah'ın durumu budur. Kutsal kitap 1. Samuel'de bir Efraimli olduğunu söyler. Efraim'de yaşıyordu ama aslen Levi kabilesinden, Kohat'ın oğullarından. Efraimli. Bu yüzden eskiden yaşadığı yerde Efraimli olduğu söyleniyordu. Öyleyse eskiden bir yerde yaşamış olabilir. Doğru. Kalet kardeş, Süleyman'ın yaptığı yeni şeyler arasında 21. ayette, Hiram sütunları tapınağın eyvanına dikip sağdakine yakin, soldakine boğaz adını verdi. Sütun başlıkları nülüfer biçimindeydi. Böylece sütunların işi tamamlanmış oldu. Şimdi burada lütfen bize iki sütun ve adlarının Rabb'in Evi ile ilgili anlamlarından bahsedin. Aslında Süleyman Rabb'in evindeki sütunların isimlerini seçmeyi başarmıştı. Rabb'inin evi esas olarak ibadet içindi. Binanın ne kadar ihtişamlı ve modern olduğunu göstermek için değil. İlk olarak ibadet içindi. Süleyman tapınakta iki sütun atarken başarılı oldu ve bunlardan birine Yakin, diğerine Boğaz adını verdi. Bunlar İbranice isimlerdir. Ancak, ancak anlamlıdırlar ve çok güzel ve önemli bir anlamı vardır. Yakin kelimesi İbranice'de Tanrı onaylar ya da kurar anlamına gelir. Boğaz, güce sahip olan anlamına gelir. Ve iki sütunun adı Tanrı'ya ibadet anlamına gelir. Tanrı'ya ibadet etmek için önce kurtuluş için Tanrı'nın gücünü deneyimlemelisiniz. Bir kişi günahtan kurtulmak için Tanrı'nın gücünü deneyimlemediyse ve hala kötülükler içinde yaşıyorsa ve yine de kötülük içinde yaşıyorsa, o zaman Tanrı'ya ibadet ediyorsa bu işe yaramaz. Bu bir numara olur. Sahte bir ibadettir. Tanrı insanlara kötülükleri içinde yaşarken ona tapınırken şarkılarınızın gürültüsünü benden uzaklaştırın artlarınızın melodisini dinlemeyeceğim kutsal kitap ayrıca şöyle der kötülerin duası Rabbe iğrençtir ferisi herhangi bir tanrısallıktan yoksun olarak tapınmak için dua etmek için tapınağa gittiğinde tanrı onun duasını aldırmadı Öyleyse Rabbe ibadet etmek için önce Tanrı'nın kötülük ve günahının tuzaklarından ve zincirlerinden kurtuluş gücünü deneyimlemeli ve şeytanın otoritesinden gerçek özgürlüğü deneyimlemeliyim. İkincisi Tanrı kurar ve bunun güzelliği, ihtişamı ya da görkemi vardır. Tanrı'ya ibadet ihtişam ve görkemle ilişkilendirilir. Bu ibadeti sunduğumda Tanrı'ya gereken saygıyı, hürmeti ve içsel bir inancı ve yürekten dürüstlük durumunu göstermeliyim. Öyleyse, Tanrı'ya ibadet etmek için Tanrı'nın kurtuluş gücünü deneyimlemeli ve ayrıca Tanrı'nın huzurunda açık bir vicdana sahip olmak için özen göstermeliyim. Şöyle der, tapınağına kutsallık yaraşır. Sonsuza kadar Ya Rab. Doktor Esam, güzel sözler duyduğumuz İki ayağı konuştuktan sonra 38. ayette kazan denen diğer şeyleri okuduk. Hiram ayrıca on ayaklığın üzerine oturan dörder arşın genişliğinde on tunç kazan yaptı. Şimdi sormak istiyorum kazanlar ne anlama geliyor ve kazandaki su neyi temsil ediyor? Kutsal kitaptaki su Tanrı sözünü temsil ediyor. Mesih kiliseyi suyla yıkayıp tanrısal sözle temizleyerek kutsal kılmak için kendini feda etti. Tanrı'nın sözü inananı her zaman yıkar. Bu bir zorunluluktu ve kazanın kastettiği budur. Tapınaktan önce tapınakta bile öyleydi. Kazan bronz sunan hemen sonrasındaydı. Kâhinler Tanrı'nın huzuruna gitmeden önce bu kazanın suyuyla yıkanırlar. Tanrı'nın huzuruna girmek için ayaklarının tozuyla giremezler. Önce yıkarlar ama kurban sunduktan sonra. Kurbanlıktan yararlanmadıkça kimse sözle yıkamadan yararlanamaz. Bu yüzden sunak kazanın önüne gelir. Ve Rab bizzat Yuhanna 15'te onlara şöyle dedi. Size söylediğim söz yüzünden zaten temizsiniz. Tanrı'nın sözü günah işlediğinde inananı yıkar itiraf eder. Sonra söz vicdanını mahkum eder. Sonra Tanrı'nın önünde itiraf eder ve yıkanır. Ve bu Mesih'in yeryüzündeki son günlerinde akşam yemeğinde havarileriyle birlikteyken yaptığı şeydir. Kutsal kitap şöyle der, yemekten kalktı, üslüğünü bir yana koydu, bir havlu alıp beline doladı. Sonra bileğine su doldurup öğrencilerin ayaklarını yıkamaya ve beline doladığı havluyla kurulamaya başladı. Yani geçmişte kazan tapınakta yıkanma aracıydı. Bir önceki bölümde belirtildiği gibi kazanın yaklaşık 12 öküz heykelinin olduğu ve sütunların tepesinde zambak işi olduğu her ölçekte çok büyük olmasına rağmen tek bir kazan değildi. Yani çok büyüktü ve çevresine 30 arşınlık bir çizgi ölçüyordu. Yuvarlak ağzından ağza 10 arşın ve 5 arşın yüksekliğindeydi. Ulaşmak zordu. Ayrıca etrafına on kazan yaptı. Kazanlarda kurban edilecek hayvanları yıkarlardı ve kahinler Tanrı'nın huzuruna çıkmadan önce yıkanırlardı. Doğru. Kalet kardeş, iki sütunun tapınağın girişinde olduğunu biliyorduk. Sonra ilk bölümde veya dış avluda kazan var. Evet. Ama içinde başka bir şey vardı. Şamdanlar. Evet. Çadırda bir şamdan vardı. Burada on şamdan yaptı. Tapınaktaki şamdan neyi temsil ediyor? Ee, evet, gerçekten de altından yapılma çadırda bir şamdan vardı. Süleyman'ın inşa ettiği tapınakta beşi güneyde ve beşi kuzeyde olmak üzere on şamdan standı vardı. Ee, tabii ki çok sayıda şamdan standı tapınağın boyutundan, tapınağın büyüklüğünden çok daha çok daha büyük olduğundan. Birden fazla şamdanın olması gerekir. İster çadırda, ister tapınakta olsun. Tanrının yapılmasını emrettiği her şey hepsinin harika ruhsal e, göstergeleri vardır. Kutsal Ruh'un yeryüzünde Tanrı'ya tanıklık etmesindeki gücü hakkında harika bir öğreti görüyoruz. Zekeriya peygamberin 4. kitabının 4. bölümünde Tanrı ona iki kandil ve iki zeytin ağacını gösterdiğinde sahip olduğu vizyonlardan birinden anlayabiliriz. Zekeriya bunu görünce, Tanrı ona bir ders verdi ve ona şöyle dedi. Rab, zerrubba bile güçle kuvvetle değil, ancak benim ruhumla başaracaksın diyor. Bu yüzden Tanrı hakkında başkalarına tanıklık etmek için güce ihtiyacımız var. İnsanın bilgeliğinin, asilliğinin ya da kavrayışının gücü değil, kutsal ruhun gücü, başka bir şey kutsal yerdeki Rabbe hizmet eden ve Tanrı'ya ibadet eden kişi. Bu rehberlik ve ışık gerektirir. Beni aydınlatmak ve bana Tanrı'ya nasıl tapacağımı öğretmek için ışığa ihtiyacım var. Bu yüzden gözlerimi açması ve bana Rabbe nasıl tapılacağını öğretmesi için. Pekala, şimdi bir ara verip konuklarımızdan soru alacağız sonra. Sevgili izleyiciler, aradan sonra görüşmek dileğiyle. Konuklarımızdan bir soru almak için tekrar geri döndük. Sorunuz lütfen. Benim sorum şu olacak. Birinci krallar 7'ye 26'da 2000 hamam vardı diyor. Ama ikinci tarihler 4'e 5, 3000 hamam olduğunu söylüyor. Herhangi bir çelişki var mı? Bunu öğrenmek istiyorum. 2000 veya 3000? Bunu nasıl anlayabiliriz? Ee, tarihler kitabı... Şeylerin mutlak yolundan insanın ihtiyaçlarını karşılamaktan çok daha fazlası olan lütuftan bahsediyor. Diğer tarih kitapları insanın ihtiyaçlarını karşılamadan ve ona sahip olduğu lütuftan bahsediyor. Peki kazanın kapasitesi neydi? 3000 tutacak kadar büyük ama yıkama sırasında bile 3000 ile dolduramadılar. İçini yıkayabilmek için ağzına kadar değil her zaman kazanı dolduracak miktarda 2000 ile doldururlar. 3000 kazanın tam kapasitesidir. Tarihler kitabında bundan bahsediyor. Tamam yani hiçbir fark yok. Kapasite veya havzaya konulan gerçek miktar hakkında konuşuyor. Kalet kardeş tekrar sormak istiyorum. Her seferinde tapınaktan başlayarak yeryüzünde Tanrı için evler sonra tapınak gördük. Tanrı'nın yeryüzünde neden bir evi olsun? Süleyman neden tapınağı yeryüzünde Tanrı'nın evi olarak inşa etti? Aslında e, ataerkillerin zamanından ve yasanın başlangıcından sonra Tanrı ataerkillerin başladı. Ataerkillerin ve hukukun zamanından bahseder evet. misiniz? İbrahim, e, İshak ve Yakup Tanrı kendi halkına sahip olduktan sonra onları kurtardı. Ve onları kölelik evinden, Mısır'dan çıkardı. Tanrı halkına aralarında yaşayacağını ee, ve insanın yalnızca Tanrı'ya yaklaşmakla kalmayıp, aynı zamanda Tanrı'yla buluşacağı bir yere adını koyacağını bildirmiştir. Öyleyse insanın Tanrı'yla buluşacağı bir yer olmalıydı. Bu nedenle eski ahitte Süleyman'ın inşa ettiği tapınak ya da tapınak olsun, bütün evlerde bir kurban gerekiyordu. Ve kurban Mesih'in çarmıhının büyük, güzel ve önemli bir göstergesidir. Tanrı'nın insanla buluşmayı kabul edeceği buluşma noktası olan temel haçtır. Mesih'in kurbanıdır. Öyleyse, yeryüzünde Tanrı'nın insanla buluşabileceği, Tanrı'nın yüceliğini ilan edeceği ve otoritesini uygulayabileceği bir ev olmalıydı. Süleyman'ın tapınağı inşa etmesi gerekiyordu. Çünkü bu, Tanrı'nın Davut'un soyuna verdiği bir görevdi. Tanrı, Davut'un kalbini... Tanrı için bir ev inşa etmeyi koydu ve tapınağı inşa etmeye oldukça istekliydi. Ancak Tanrı Davut'u bazı mantıksal nedenlerden dolayı engellemeyi tercih etti. Ancak Süleyman'ı bu işi yapması için görevlendirdi. Ve Davut bu evin yapımına en az iki şeyle katkıda bulunması gerekiyordu. Çünkü o ev çok önemliydi. Burada ilk şey Evi inşa etme arzusu ve sonra ikincisi de... Ve Tanrı bunu takdir etti. Evet, doğru. Davut, evi inşa etme arzusundan dolayı ham maddeleri hazırladı. Davut her şeyi, Süleyman'a bile basit eşyaları hazırladı. Davut'un arzusu vardı ve malzemeleri hazırladı. Fakat bu tapınağı Süleyman inşa etti. Bu iş onun yaptığı bir işti ve sonuna kadar da arkasında durdu. Tanrı'nın güdüleri ve duyguları takdir etmesi harika. Tabii ki. Davut tapınağı kendisi inşa etmemesine rağmen Tanrı onun arzusunu ve inşa etme isteğini takdir etti. Tabii ki Tanrı Davut'un arzusunu göz ardı etmedi. Doktor Esam 22. ayetten Tanrı'dan bahseden uzun güzel bir dua söyledi. Tapınakta nasıl ibadet edilir ve insanların ruhsal durumu ancak 44. ayetten okuyoruz. Halkın düşmanlarına karşı gösterdiğin yoldan savaşa giderken sana seçtiğim bu kente ve adına yaptırdığım bu tapınağa yönelip dua ederse dualarına, yakarışlarına göklerden kulak ver ve onları kurtar. Sana karşı günah işlediklerinde Günah işlemeyen tek kişi yoktur. Sen öfkelenip onları yakın ya da uzak bir ülkeye tutsak olarak götürecek düşmanlarının eline teslim edersen, onlar da tutsak oldukları ülkede pişmanlık duyup günahlarından döner, günah işledik, yoldan sapıp kötülük yaptık diyerek sana yakarırlarsa, tutsak oldukları ülkede candan ve yürekten sana dönerlerse atalarına verdiğin ülkelerine, seçtiğin kente ve adına yaptırdığım tapınağına yönelip dua ederlerse, göklerden oturduğun yerden dualarına, yakarışlarına kulak ver, onları kurtar. Sana karşı günah işlemiş olan halkını ve işledikleri bütün suçları bağışla. Bizim için cevaplar mısınız? Bu tarihte ne zaman oldu? Gerçekten Tanrı çok büyüktür. Tarihte bu gerçekleşti ama bu Tanrı'nın insanlarla ilişkilerindeki harika ilkesidir. Aksi takdirde Tanrı'nın lütfu ve merhameti tükenirse Tanrı kapıyı uzun zaman önce kapatırdı. Daha önce başka bölümlerde de bahsettiğimiz gibi esir götürüldüklerinde önce kuzey krallığı sonra güney krallığı ve iz bırakmadan ortadan kaybolan esarette olan buydu. Yeremya 25'e göre esaret belli bir süre içindi. Tövbe ettikleri anda geri getirileceklerdi. Hala merhamet var mı? Evet var. Kötülükle bolluk olsa bile hala merhamet var mı? Kesinlikle evet. İşledikleri günahlar ne olursa olsun Yeremya 25'in 8. ayetinde bu nedenle her şeye egemen Rab diyor. İnsanların günahının sonucu. Sözlerime itaat etmediniz. İşte kuzeyin bütün kabilelerine göndereceğim. Rab ilan edeceğim ve Nebukadnetsar için Babil kralı hizmetkarım ve onları bu ülkeye ve onun sakinlerine ve tüm bu çevreleyen uluslara karşı getireceğim. Elbette bu kehanet esaretten evet, önceydi. Evet, doğru. Onları yıkıma adayacağım ve onları dehşet, tıslama ve sonsuz bir ıssızlık yapacağım. Dahası onlardan neşe sesini ve sevinç sesini, damadın sesini ve gelinin sesini, değirmen taşlarının gıcırdayan sesini ve lambanın ışığını yok edeceğim. Bütün bu ülke bir harabe ve bir harabeye dönüşecek ve bu halk 70, 70 yıl, yıl Babil kralına hizmet edecek. 70 yıl tamamlandıktan sonra Tanrı Babil kralını cezalandıracak ancak 70 yıl sonunda Rab Kalmin'e tövbe ettirecek ve onları esaretten geri döndürecek ve Zerubbabel'in günlerinde olan buydu. Esaret kral Yahoya kim dönemindeydi yani? Doğru. Kalet kardeş 62. ayette okuyoruz. Kral ve bütün İsrail halkı Rabbin önünde kurban kestiler. Süleyman esenlik kurbanı olarak Rabbe 22 bin sığır, 120 bin davar kurban etti. Peki neden bu kadar çok sunu var? Ee, aslında buradaki odak noktası barış sunusudur ve Levililer kitabından bunun bir şükran günü olduğunu kolaylıkla anlayabiliriz. Açıktır ki Tanrı onlara çok merhametli davrandığı ve onlara o kralı ve evi verdiği için Tanrı'ya buna karşılık olarak şükretmeleri normaldi. Bu doğaldı. Ee, Süleyman zamanında, eski ahitte bu şükranlar birbirleriyle dostluk kurmak ve Tanrı'ya şükretmek için barış sunularıydı. Kurbanların bolluğu bize şükran gününün bol olduğunu gösterir. Şükran gününün? Evet, kesinlikle öyle. Çok doğru. Doğru. Çok teşekkür ederim. Bölümü konuklarla birlikte gözden geçireceğiz. Bize Süleyman tarafından çağrılan ve görevlendirilen Surlu Hiram hakkında bir fikir verin. Hiram, Surlu bir adam ve İsrail'in kabilelerinden birine mensup İbrani bir kadının oğluydu. Tanrı ona bronzla çalışması için bir armağan vermişti. Bu yüzden Süleyman onu Tanrı'nın evindeki hassas şeyleri bu yeteneği kullanması için çağırdı. Doğru. Süleyman'ın diktiği iki sütun, Yakim ve Boğaz, ruhani olarak neyi temsil ediyor? Bize bunu anlatır mısınız? Buyurun. Yakin ve Boğaz İbrani cisimlerdir. Yakin şu anlama gelir. Tanrı onaylar veya kurar. Boğaz Güce sahip olan anlamına gelir. Ve iki sütunun adı tanrıya ibadet anlamına gelir. Tanrıya ibadet edebilmek için kişinin kurtuluşunu ve gücünü yaşaması gerekir. Tanrıya ibadet saygı gerektirir. Tamam, teşekkür ederim. Tanrı sizi korusun sonraki bölümde tartışmamıza devam edeceğiz. Zaman ayırdığınız için teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Bir sonraki bölümde çalışmaya devam edeceğiz. Şeva kraliçesi Süleyman'ın bilgeliğini duydu. Onu görmek için uzak bir ülkeden geldi. Bu ziyaretin çağrışımları nelerdir? Şeva kraliçesi Süleyman'ın bilgeliğine, hizmetçilerinin katılımına, kıyafetlerine ve ev halkının emrine hayret etti. Bunlardan manevi olarak ne öğrenebiliriz? Kral Süleyman'ın serveti onu ve tanıklığını olumsuz etkiledi mi? Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreği isyan eder Sözlerim sözlerimdir Acılar içindeyken Ancak sözün avutu Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin yüreğimde Geçiyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum Senin ellerinde Rab sözünün gücüyle Dağlar bile yıkıyor dan bir hareket çık sabit düzen bozuldu